أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bi nefsil levvame. E yahsebul insan enlen necme'a izame. Bela kadirin ala münkeriye bename. Bel yuridu insanu liyehtüve emame. Yes'elu eyyame yevmil kıyame. فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَكُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا ve Mevlana mine şakirine şahidine bu kalbin selim. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medel ve inayet ve lütfü hidayet eyleyip tevfikat-ı subhaniyesine mazhar buyursun. Rıza-i ilahiyesine muvafık ameller yapmak cümlemize nasibu müyesser eylesin. İbadat-ı taatlarımızda, faal-ı harekatımızda vaki olan kusurlarımızı affı mağfiret buyursun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu, Cibril-i Emin Namus-i Ekber vasıtasıyla iki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurduğu Kur'an-ı Kerim'inde haseten okumuş olduğum ayet-i kerimelerinde sure-i celilesinde biz kullarına ne emri ferman buyuruyorlar. Muhterem müminler, malumunuz olduğu üzere derslerimizde meratibi nefis ve meratibi ruhtan bahsedeceğiz diye demiş idik. İşte bu ara ne oluyor tüsü girdi araya. Geçenki dersimizde işte Hristiyanların yılbaşısından bahsetme mecburiyetinde kaldık. Çünkü birçok Müslümanlar Hristiyanların yılbaşısına gitmekle dinleri, imanları tehlikeye düşmüş oluyor. Onları ikaz için, bu yılbaşılarına karışmamak için geçenki dersimizde bu hususta izahatlar verdik. Evet, ama yine maalesef birçok Müslümanlar katışıyor. Dinleri, imanları tehlikeye giriyor. Evet. İşte tarihte geçen Nemrutların, Firavunların da bayramları vardı. İşte ahir zamanda gelecek Deccal'ın da bayramı vardır. Hristiyanların da kendilerine göre bayramları var, Yahudilerin de var. Müslüman kendi bayramına gider. Kendi yılbaşısını yapar. Evet. Bu hususta geçen dersimizde izahat vermiştik ama yine birçok Müslümanlar katıştılar. Ocak bir yılbaşıya Hristiyanlar yılbaşısını yaptılar. Dinleri, imanları tehlikeye düştü. Elimizden, duadan başka bir şey gelmez. İşte ustazlarımız böyle dua ediyorlar. Allah'ım mehdi ümmete Muhammed ve evladı ümmeti Muhammed. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e hidayet eyle. Ümmeti Muhammed'in çocuklarına da hidayet eyle. Biz de böyle dua ediyoruz yani. Allah'ım mehdi ümmete Muhammed ve evladı ümmeti Muhammed. Evet. Şimdi meratibi nefisten işte nefsin mertebeleri malumun zibiydi. Nefsi emmare, levvame, mülheme, mutmeinne, raziye ve merziye.
Yani nefsi safiye gibi. İşte ruhun mertebeleri de kalp, ruh, sır, kafi, ahva, nefsi nafika, nefsi külli gibi ruhun mertebeleri var. Biz nefsin mertebelerinden nefsi emmareden bahsetmiştik. Nefsi emmareden daha çok anlatmak icap eder ama işte kafirlerin nefsidir nefsi emmare. Bazı Müslümanların da nefsidir nefsi emmare. Nefsi emmare vaaz, nasihat kabul etmez. Evet. Vaaz, nasihat kabul etmez. Bu hususta biraz bilgiler vermiş idim. Şimdi de nefsi levvame. Nefsi levvame kendini levmeden nefis. Yani bir günah işler, hata eder, arkasından der ki ben bu günahı niye işledim, niye yaptım? Pişman olur. Niye kendini levmeder yani? Niye ben bu günahı işledim? Tövbe istiğfar eder, ibadet var. Arkasından tekrar yine günaha girer. Tekrar tövbe istiğfar eder, tekrar böyle olur. Böyle tanıdıklarınız vardır. Bakarsın adam 5 vakit namaza başlamıştır. Biraz sonra bırakır, biraz sonra tekrar başlar falan. Nefsi levvame. Daha bunun izahatları da varsa da birinci manada nefsi levvame. Kendini levmeden nefis. Başkalarını levmetme manası da vardır. Şimdi Kıyamet Suresi'nde okuyoruz estağfirullah. La uksumu bi yevmil kıyameti ve la uksumu bi nefsil levvame. La uksumu, burada la'ya kasem manası da, elmalı merhuma bakıyoruz, işte ruhul beyana bakıyoruz tefsirlere. La'ya kasem manası da veriliyor, müsbet manada veriliyor. Kasem manası verilirse şöyle oluyor. Nefi manası verilirse la usum bi yevmil kıyameti, ben kıyamet gününe kasem etmem, yani muhakkak olacak, kasem yemin etmeye lüzum yok manasına gibi. Yine ve la usum bi nefsi levvame, işte nefsi levvame vardır, ona da yemin etmeye lüzum yok gibi kasem etmiyorum nefi manasına böyle olur efendim. Veya müsbet la uksimu bi yevmil kıyameti, kıyamet gününe kasem ederim, yemin ederim kıyamet gününe. Ve la uksim bi nefsi levvame, nefsi levvameyle yemin ederim. İşte böyle manalar veriliyor. Öğrenmek isteyenler tefsire bakarlar, elmalı merhuma, ruhul beyana, Arapça bilenler. Tamam. Şimdi yemin Cenab-ı Hak niye yapıyor? Aslında acziyet alameti ise de biz kullarını ikaz için, gafletten uyandırmak için. Gaflet uykusu maddi uykudan daha tehlikelidir. Bir insan uykudadır, evinde yatıyor, hırsız gelir, bütün mücevheratlarını, eşyalarını alır gider, o çok tatlı uyuyor. Uyandı mı, eyvah ne oldu? Bak her şeyin gitti elime. Gaflet uykusu da böyle. Bir Müslüman Müslümandır fakat gaflet uykusundadır. Müslüman ama işte öyle Müslüman yani mesela. Namaz kılar, kılmaz, ibadet eder, etmez. Gaflet uykusunda. Ama gaflet uykusundan uyanma var mıdır? Vardır. Uyanık Müslüman var, uyanık olmayan Müslüman var. İşte kalbi Allah'ın nuruna rabıtalı olan Müslümanlar, kalbi Allah diye Müslümanlar dünyada uyanmıştırlar. Evet. Şu hadis-i şerifi de okumadan geçmeyelim. Ennâsü niyâmun izâmâtun tebehû. İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu gaflet uykusu. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubat-ı şerifte alıyor ve böyle dua ediyor. Allahümme nebbihna kable en yenbihnel mevt. Ey Allah'ım, ölüm uyandırmadan bizi uyandır diye dua ediyor. Aynı duayı biz de yapalım ya. Ya Rabbi, ölüm uyandırmadan bizi, Azrail Aleyhisselam'ı görüp de görmeden evvel bizi uyandır ya Rabbi, ölümden evvel. Mesela bir insan gaflet uykusundadır. Gece gündüz günah işi, Müslüman, kafir görsen de yürür üzerine. Ama her gün gaflet uykusunda.
Ama ölüm geldiği zaman Azrail Aleyhisselam, eyvah ben neler yaptım, ne günahlar işledim, ne olacak? Evet. Bunun için Cenab-ı Hak biz kullarını uyarmak için yemin eder. Kıyamet gününe yemin ediyorum nefs-i levvameyi, uyanın ey kullarım. Ya uyanık Müslüman. İşte biraz evvel dediğim gibi Azrail Aleyhisselam gördüğümüz zaman hep uyanacağız. Onu görmeden uyanmak. Görmeden uyanmak. Evet. Kıyamet gününe yemin etmem, yemin ederim. Nefs-i levvameyi de yemin ederim ve etmem. Evet, burada nefs-i levvameye geçmeden ayetin devamını okuyalım. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنَّ النَّجْمَ اِزَامَ İnsanoğlu zanneder mi ki, efendim ölmüş çürümüş kemiklerini dirilteceğimizi zanneder mi? Evet. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ ederken anlatıyor. Kafirler etrafında, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, şunlar bunlar. Şimdiki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, o zamanki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler'den daha kötüdür ha şimdikiler. Şimdikiler çok kötü. Evet. Da Peygamber Efendimiz diyorlar, ya Muhammed insan öldükten sonra dirilecek mi tekrar bu çürümüş kemiklerimizi dirilecek diyorsun. Bu olur mu böyle şey? Onu anlatıyor Cenab-ı Hak. Kafirlerin dediğini. Esabül insanı elinden necme izamı. Çürümüş kemiklerini cem etmeyeceğimizi mi zanneder? Evet. Bela kadirine kadiriz biz ala en nüsseviye benane. İnsanı öldükten sonra diriltmek, dirilteceğimiz gibi parmaklarını dahi dirilteceğiz. Parmak uçlarını dahi dirilteceğiz diyor Hazreti Allah. Yani insanın parmakları var, vücudu var. Evet, öldükten sonra insanoğlunun parmaklarını, parmak uçlarını dahi dirilteceğiz. Her tarafını yeniden dirilteceğiz insanoğlunu. Evet, Allah Allah. Bela kadirine ala en müsteviye denane. Burada şimdi parmak uçları dedik de eskiden şimdi parmak basma vardır yani devlet dairelerinde eskiden vardı. İmza yerine böyle parmak basılırdı. Her insanın parmak ucu ayrı oluyor. Sen bir yere parmak bastın mı başkası bassa olmaz. Hemen o sen ondan tanıyılırsın. Allah böyle yapmış. Öldükten sonra insanları dirilteceğim, parmak uçlarını dahi dirilteceğim diyeceğim Allah. Allah Allah. Evet. İşte burada bu hadis-i şerif okunur. Hocalarımız vaaz ederlerken işte ustazlarımızın, abilerimizin dinlediğimiz şu hadis-i şerif okunur. Küllü ibn-i Âdem'e yekülühü türâbu illâ azbu zeneb minhu hulike ve minhu yürekkebu. Küllü ibn-i Âdem'e yekülühü türâbu. İnsanoğlu öldüğü zaman toprak onun her yerini yer diyor. Yani çürütür. İnsanın her tarafını çürütür. Toprak olur insanın. İlla acbu zeneb. Acbu zeneb kemiği çürümez diyor. Toprak onu yiyemez diyor. Kuyruk sökümünde bir kemiktir o. Minhu hulike ve minhu yürekkebu buyuruyor Peygamber. Daha evvel Ademoğlunu Allah yaratırken o kemikten, o acbu zeneb kemiğinden yarattı. Öldükten sonra tekrar ondan diriltecek yine. Evet. İşte insanlar öldükten sonra hep öleceğiz. Efendim Allah imanlı gitmek nasip etsin. Dünya üzeri düz olacak. Kevser-i Muhammedi yağacak. O yağınca insanın vücuduna da sirayet edecek. O kemikten tekrar Allah bizi ne yapacak? Diriltecek. Yeniden aynı vücudumuz olacak. Ondan yaratıldı, ondan tekrar terakkip edecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devamında da hadis-i şerifin وَهِيَ جُزُ لَزِ لَا يَتَجَزَى O da parça kabul etmeyen parçadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. جُزُ لَزِ لَا يَتَجَزَى İşte bu hadis-i şerif atomu tarif ediyor. Atom, Avrupalılar atomu icat ettiler. Atom nasıl bir şeymiş? Teleskoplarla bakıyorlar da bir şeyin en küçük parçasını buluyorlar.
O bir infirak etti mi işte atom çıktı yani. Bak 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz atomu tarif ediyor. Parça kabul etmeyen parçadır diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Parça kabul etmeyen parçadır. Burada daha izahatlar vardır. Atomu afaki var, atomu enfusi var. Bunlar özel sohbetlerde geniş izah edilir. Evet. İşte atomu icat ettir Avrupalılar. El-Kari'atun El-Kari'a ait firme de Kari'a da yine atom manasına dediler ustazlarımız. Hani kıyamet koparken atomlar patlayacak. Enfusi atomlar da var. Evet. Hazreti demek ki ayet-i kerimeler. Bel yürüdür insanı yevsüle emamehu. İnsanoğlu murad eder ki önüne hucur yapmak, fiski hucur, günah işlemek ister yani. Rabbine karşı edepsizlik yapmak ister, ahlaksızlık yapmak ister. Fiski hucur, günah işlemeyi murad eder. Nitekim şimdi insanların birçoğu kafirdir. Müslümanların da birçoğu fiski hucur içerisinde, günah içerisinde, isyan içerisinde. Böyle insan murad eder de der ki yeselü eyyâne yevmü kıyamet. Kıyamet ne zaman kopacak der. Ne zaman kopacak? Evet. İşte kafirler diyorlar peygamberine. Muhammed kıyamet ne zaman kopacak? Diğer kafirler de aynısını dediler evet. Ne zaman kopacak? Yesel ve yani yevmü kıyamet. Evet. Kıyamet hakkında çok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler vardır. Amme cüzü çoğunlukla kıyametten anlatır. Evet. Demek ki şimdi Allah, Cenab-ı Hak buyuruyor. Fîzâ berikel besaru. Gözler şimşek çaktığı zaman ve hasıkal kameru. Ay tutulduğu zaman ve cümeye şemsü vel kamer. Ay ile güneş bir araya geldiği zaman yekûlül insanı o gün insanoğlu der ki eynel nefer. Nereye kaçalım der şimdi. Demek bir gün kıyamette bu olacak. İnsanın gözü şimşek çakacak. Acayip görülecek lan. Ve hasıla kamer ay tutulacak işte. Ay ile güneş de bir araya gelecek. Bunu gördü mü insanoğlu? Eynel mefer. Nereye kaçacağız şimdi? Ne yapacağız? Bu kadar günah işledik. Küfredenler de var. Ondan sonra günah işleyen Müslümanlar. Nereye kaçalım şimdi? Nereye gidelim de kurtulalım? Kaç. Kella la vezer. Kaçacak, kurtulacak bir yer yok. İlâ rabbike yevme izinil müstakar. Kıyamet günü Rabbinin huzurunda istikrar edeceksin. Allah'ın huzuruna çıkıp duracaksın ve hesap edeceksin. Allah, hepimiz öyle yani. Evet. Şimdi nereye kaçmalı? İşte bunu dememek için şimdiden gerekli ibadetlerimizi ne yapmalıyız? Yapmalıyız efendim. Gerekli ibadetleri yapmalıyız. Nereye kaçmalı? İlâ rabbike yevmeyi, yünebbe insan yevmeyi. Bu da ileriye doğru gidiyor yine. Şimdi nefs-i levvameden biraz konuşalım. Nefs-i levvame İslam dininde ikinci mertebedir. Nefs-i emmarede olan Müslümanlar nasıldır diyor tasavvuf kitapları. Miftahül Kulübü okuyun filan. Mehmet Mür Nakşibendi Hazretleri Kaddesallahu Esrarı'nın yazdığı bir kitaptır ki Ayasofya'da imamlık yapmıştır. Nakşi şeyhlerindendir. Miftahül Kulübü kitabını yazmıştır. Orada çok güzel anlatır Türkçe. Tabii Mektubat-ı İmam-ı Rebbani var ayrı mesele. Daha başka tasavvuf kitapları var da var. Yani bunları anlatan kitaplar var. Nefs-i levvame nedir? Nasıl bir şeydir evet. Kasteyi vurduğu da anlatır bu. Nefsi kendini levmeden nefis. Nefsi emmarede olan insan denize düşmüştür. Gemisiz denize düşen insan gibidir. Kurtulması çok az. %2, %3 kurtulur yani. Nefsi emmarede Müslüman. Hala çok tehlikeli. Ağzına asar kabul etmiyor. Adam Müslüman biraz evvel derslerimizi anlattım. Nasihat, vaaz dinlemiyor. Dinlese de hiç kabul etmiyor öyle bir şey. Ne yapıyor? Gece gündüz günah işliyor, günah işliyor. Bundan da pişman da olmuyor. Müslüman ama. Sen kafir desen de
alır sopayı yürür üzerine. Sen buna nasıl kabul ediyorlar Müslüman? Peki bu kadar günahlar işliyorsun. İşte nefse emmare. Yani kurtulması çok nadirattandır yani. İman getiremeyebilir yani. Nefs-i levvame de İslam dininde ikinci basamaktır. Yani İslam dinine bir adım atmıştır böyle yukarıya doğru. Nefs-i levvame. İşte nefs-i levvame lügat itibariyle nefsin kendini levmeden nefis. Biraz evvel dedim işte nefs-i levvamede olan insan bir günah işler. Günah işledikten sonra pişman olur. Ya ben niye bu günahı işledim? Niye içki içtim? Niye kumar oynadım? Niye şunu yaptım? Niye bunu yaptım? Böyle bir tövbe istiğfar eder. Namaz kılıyorsa namaza başlar. Aradan bir 15 gün, bir ay geçtiğinde tekrar yine namaz, niyaz bırakır. Tekrar yine günahlara daldırır. Aradan bir zaman geçer. Tekrar yine ben niye bu günahları işledim? Böyle hayatı devam eder. Nefs-i levvame. Bu da yine bir derece iyidir yani. Bir pişman oluyor yani günahına, bir tövbe istiğfar ediyor. Evet. Nefs-i levvame. Ve la uksumu bin nefs-i levvame, nefs-i levvame'ye yemin ederim. Şimdi burada verilecek çok izahatlar vardı nefis hakkında. Nefs-i levvame. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla beraber bir gün bir yerden geçerlerken gece geçiyorlar. Taşlık yolların üzerinde taşlar zuhretti ayaklarının altında. Peygamber Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem bu taşlardan alan da pişman, almayan da pişman. Eshab-ı kiramdan bazıları dediler ki biz alalım. Pişman olacağız ama alalım dediler. Aldılar. Bazıları dediler ki madem pişman olacağız niye alalım? Almadılar. Eve gidince o taşlar altın oldular. Kitaplarda böyle yazarsı yerinde bile yani. Altın oldular. Şimdi alanlar pişman oldu. Niye az aldık? Biraz daha çok alsaydık. Değil mi? Almayanlar da pişman oldu. Hiç olmazsa biraz alsaydık yani. Nefs-i levvame. Biraz alsaydık evet. Şimdi nefs-i levvame ile alakalı yine şöyle ayet-i kerime vardır estağfirullah. Rubema yeveddüllezine keferu levkânu muslimin. Rube kelimesi, rubbe. İlmiye sınıfı var içimizde, çok iyi bilirler. Çok manasına da kullanılır, az manasına da kullanılır. Ama burada herhalde çok manasına kullanılır. Rubema yeveddüllezine keferu. Kafirler çok arzu edecekler ki ne diye? Levkânû muslimîn. Keşke Müslüman olsaydık. Kafirler çok arzu edecekler. Keşke Müslüman olsaydık. Levmedecekler kendilerini. Keşke Müslüman olsaydık. Bu da neden olacak diyecekler bunu. İşte malumunuz insanlar öldükten sonra kafirler cehenneme gittiği gibi bu saati müminin günah işleyen Müslümanlar da bir zaman cehennemde kalacaktır. Allah Celle Celaluhu dinimizi, imanımızı muhafaza eyle ya Rabbi, çoluk çocuğumuzun, bütün ümmeti Muhammed'in imanını, cehenneme bir an dahi düşürme ya Rabbi. Ama birçok Müslümanlar günahlarından dolayı cehenneme girecekler. Kafirlerle buluşacaklar cehennemde. Kafirlerle buluşacaklar. Kafirler Müslümanlara diyecekler ki biz kafir idik, cehenneme girdik. Siz efendim Müslümansınız, siz de girdiniz cehenneme, beraber girdik olduk. Hani ne oldu yani? Böyle konuşacaklar aralarında cehennemde. Konuşunca Müslümanlar da diyecekler ki işte biz günahımızdan dolayı buraya düştük. Biz günahımızın cezasını çektik mi çıkacağız diyecekler. Hakikaten müminler bir zaman cehennemde kaldıktan sonra cehennemden ne olacak? Çıkacaklar. Evet, çıkacaklar. İşte bunu gören kafirler o zaman diyor Cenab-ı Hak. Rubema yeveddüllezine keferu. Kafirler çok arzu edecekler ki levkânû muslimîn. Keşke biz Müslüman olsaydık. Bakma şimdi
Kur'an'a, dine, kitaba dil uzatan, Müslümanlara dil uzatan kafirleri şimdi bakmasın. Kıyamet günü diyecektir ki, hiç olmazsa biz sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deseydik ya. Bak Müslümanlar cehennemden çıktı, bizden çıkardık. Şimdi bak bakalım adayı buluşlarına öyle falan. Müslümanların aleyhine koşmalarına. Evet efendim, İslam dinine saldırmalarına. Böyle diyecekler diyor Hazreti Allah. Keşke biz de Müslüman olacaydık ama Anadolu'da bir tabir var. Geçti Bolu'nun pazarı, Süreşe'mi demişler mideye. Hadi bakalım bir latife olsun diye. Öyledir ya. Bu şekilde. Nefsi levvame. Nefsi emmare, nefsi levvame. Tabii hiç olmazsa yani bir Müslüman nefsi levvame oldu mu bir derece düzelmiş oluyor yani. Yani günah işlese de arkasına bir tövbe istiğfar ediyor. Kendini levm ediyor falan. Niye ben böyle yaptım? Bu da Müslümanlıkta bir derecedir. Ama bundan yukarıya nefs-i mülheme vardır. Diğer derslerimizde inşallah izah ederiz. Şimdi efendim nefs-i levvame ve ayet-i kerimeleri biraz daha mana verelim. İstanbul'da. Yünebbeul insan yevmeizin bima kaddeme ve akar. İnsanoğlu kıyamet günü geçirdiğinden de geleceğinden de haberdar olur. Haberdar olur. Bildirilir insana. Öldüğü zaman mesela ya ben geçmişte ne yaptım? Dünyada yaşadım ben işte. Ya ibadet etti ya günah etti falan. İleride de ne olacak ona? Eğer iman ibadet ettiyse cennete gidecek. Müslümandır, günahları varsa bir zaman cehenneme gidip şey yapacak, tekrar cennete gidecek gibi yerisini anlayacak diyor. Belil insan ala nefsi basiretin. Muhakkak insanoğlu kendini görür. Kendini görür yani, o kadar kendini anlatmaya da lüzum yok. Yani kıyamet günü bir insan kendini anlar. Ya ben günah işlerken, ibadet ederken insan bilerek yapar. Yaptığı her şeyi bilir. İnsan içinden geçeni ne geçiriyor, ne düşünüyor, ne konuşuyor, ne yapacak bunu çok iyi bilir yani. İşte gizlenmeye lüzum yok yani. La tuharrik bi lisane felli teacele bi. Acele etmek için dilini hareket ettirme diyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak. İnne aleyna cemahu. Kur'an'ın cemi bizim meselesidir ve Kur'an'e. Onu cemek ve Kur'an toplamak yine bizim üzerimizdedir. Ve izâ kerâna fettebî Kur'an'e. Kur'an'ı sana okuduğumuz zaman, Cebrail okuduğu zaman fettebî Kur'an'e. Kur'an-ı Kerim'e tabi olsun ve inne aleyna beyane. Sonra beyanı da bizim üzerimizdedir diye ayet-i kerimeler. Burada şimdi izahat istedi yani. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam geliyordu, ona Kur'an okuyordu. Peygamber Efendimiz dudaklarını hareket ettiriyordu. Yani Cebrail aleyhisselamdan evvel okuyordu bazı ilk zamanlar. Nasıl okuyordu? Efendim o kalbinde, benim kalbimde Kur'an-ı Kerim yazılı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gelen ayet geldiği zaman Allah tarafından Cebrail aleyhisselam getirdiği zaman kalbin üzerine o perde kalkıyor. O ayeti kalbinden okuyor Resulullah Efendimiz. Cebrail aleyhisselam okumadan evvel o da okumaya başlıyor Peygamber Efendimiz. İşte Cenab-ı Hak la tuharrik bi lisaneke, Kur'an okumakta dudaklarını hareket ettirme acele olsun diye. Acele etme yani, Cebrail okumadan evvel sen okuma. Vahyi kaç kısımdır? Usulü fıkıh okuyanlar bilir, hep biliriz. İki kısımdır. Vahyi metlu, vahyi gayri metlu. Vahyi metlu ne demek? İşte Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından gönderdiği Hazreti Allah'ın ayetini Cebrail aleyhisselam okuyor, Resulullah Efendimiz dinliyor. İşte bu tilavet, okunan vahyi bu yani. Daha geniş izahatları varsa da yani manası bu. Cebrail aleyhisselam okuyor Peygamber Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz dinliyor. Sen Cebrail'den evvel okuma manasına yani gelmiş oluyor. Evet. Okuma diye beyan etmiş oluyor. Bu arada yine ayet-i kerimelerin devamına baktığımız zaman
Estağfurullah. Vucuhun yevmeizin naziretun ila rabbiha nazira. Ve vucuhun yevmeizin basiretun tezunne en yufale biha fakire. Kıyamet günü. Kıyamet günü hep orada olacağız yani. Kıyamet günü deyince başkaları kıyamete gidecek değil. Biz de hep beraber kıyamete gideceğiz yani. Vucuhun birçok yüzler olacak diyor Hazreti Allah. Yevmeizin kıyamet günü. Naziretun çok parlak yüzler. Yüzleri çok parlak. Evet. Yüzleri çok parlak olan insanlar olacak diyor Cenab-ı Hak. Vucuhun naziretun ila rabbiha nazira. Çok manidar burası. Rabbilerine yani Allah'ı görür oldukları halde. Allah'ı görür olduk herhalde. Evet. Bu ehl-i sünnet vel cemaat biz. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri ne derse biz öyle inanırız. İşte farzlar da öyledir. Vacibi ehl-i sünnetin dediği. Ehl-i sünnete göre rüyetullah, Hazreti Allah'ı görmek aklen caiz, naklen vaciptir. Aklen caizdir. Var olan bir şey görülür ama arada perde var. Perde kalktığı zaman görülür. Aklen bu, akıl bunu hükmeder. Bu ayet-i kerime de naklen. Allah Celle Celaluhu bizzat ne buyuruyor? Kıyamet günü birçok yüzler çok parlak olacak. Rabbilerini görür oldukları halde. Evet. Rüyetullah biz ehl-i sünnete göre demek inanmak vaciptir, farzdır. Allah Celle Celaluhu cennette müminlere kendini gösterecektir. İşte cennetteki en büyük rütbe nedir? Rüyetullah'tır. Allah'ı görmektir. Dünyadaki karşılığı da namazdır. Namaz var ya, namaz o rüyetullah'ın karşılığıdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu dünyada biz şu anda imtihandayız. Tabii Allah'ın düşmanları var, dostları var. Allah'a inanmayanları Allah düşman kabul ediyor. Onları düşman kabul ediyor efendim. Estağfurullah. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Şimdi biz cennetten anlatıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim Müslümanlık anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Ama kafirler inanmıyorlar. Kıyamet günü hep orada olacağız. Cennet cehennem getirilecektir Allah Allah. Cehennem getirilecektir, cennet de getirilecektir. Fazla daldırmayalım mevzuya ama cennet görüldüğü zaman فَلَمَّا رَوْهُ زُلْفَةً Tebarike suresinde geçiyor. Vaktaki o cenneti görecekler, kafirler de görecek, Müslümanlar da görecek. Yani müminler görecek, daha girmeden cennete kafirler de görecekler. Siyet vucuhul lezine keferu. Kafirlerin yüzleri simsiyah olacak. Ah nasıl mahrum olduk şu cennetten diyecek. Nasıl mahrum olduk şu cennetten? Cennet nimetleri başka. Cennette de en üstün rütbe Allah'ın rızasının olmasıdır. Ve daha üstünde nedir ondan sonra? Rüyetullah'tır. Allah'ı görmektir. Hazreti Allah'ı görmek ne demek ya? Kime aşıkız biz? Allah'a, Allah'ın Resulüne vesaire vesaire. Allah'a aşıkız. Allah Celle Celaluhu. Demek müminlere ne yapacak Cenab-ı Hak? Cennette kendini gösterecektir. Kafirler düşmanlarıdır. Düşmanlarını cennete koymayacaklar ve kendini göstermeyecektir. Ayet-i kerimeyi yine okuyalım estağfirullah. Kella, hayır hayır öyle değil. İnnehum ve kafirler yevme izinle mahcubun. Kıyamet günü terdeli olacaktır. Kendimi onlara göstermeyeceğim diyor Hazreti Allah. Allah'a görmekte mahrum olmak ne demek? Cenneti görmek gibi demek değildir yani. Evet. Allah düşmanlarına kendini gösterecek. Kendine iman edenleri dost kabul ediyor. Cennetine koyacak ve kendini gösterecek. Evet, herhalde ezan okunuyor yani. Şimdi dertlerimiz çok ama bu arada anlatılması sıcağı olan çok meseleler var. Dertler bitmiyor. Konuşuyor. Konuşan konuşuyor. Hazreti Fatih hakkında konuşuyor efendim.
Hazreti Fatih Hristiyan diyor. İnsana tüyleri ürperiyor ya, değil mi? Diyor ki efendim Hazreti Fatih Hristiyan'dır. Dediği söze bak ya. Sen bunu Türkiye'de nasıl söyleyebilirsin? Söylüyor ya. Hazreti Fatih Hristiyan'mış. Allah Allah. Efendim öyle şey yapmış. Hazreti Fatih kimdir? Biliyor musun sen Hazreti Fatih'in kim olduğunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Letuhtehennel Konstantiniye. Konstantiniye bu İstanbul yani elbette alınacaktır, fethedilecektir. Felenimel emiru emiruha. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Velenimel ceyşu zalikel ceyş. O asker de ne güzel askerdir. Peki bu kime nasip oldu? Sahabe-i kiram dahi Ridvanullah aleyhi Halid ibn-i Zeyd'ler İstanbul'u fethetmek için, bu şerefe mazhar olmak için deriden gemilerle her taraf düşman İstanbul'a geldiler. Burada şehit oldular. Bu şerefi biz alalım diye. Ama onlara nasip olmadı. Kime nasip oldu bu? Türk milletine. Türk milleti Orta Asya'dan geldi. Efendim hazırlıklar yapıyor. Hedef İstanbul'u fethetmek efendim. Kime nasip oldu bu? İşte genç sultan Hazreti Fatih'e nasip oldu. Kalkıyor da Hazreti Fatih şu Hristiyan diyor. Dediği şey var. Evet. Hazreti Fatih ne ifadeleri var, şiirleri var. Evliya-u Enbiya'ya istinadım var benim diyor. Peygamber'e istinadım var. Yani peygamberim Muhammed Mustafa'ya inandım. Evliya'ya da istinadım var. Evet, Hazreti Fatih'in manevi hocası, şeyhi kimdir? Nakşi şeyhlerinden Akşemseddin Hazretleri. Onu velayet medebesine yükseltti. Evliya'ya dayadı sırtını. Şimdi bazı insanlar var, Amerika'ya dayanıyorlar. Amerika'ya bilmem biriye sırtını dayıyor. Aa, Evliyaullah'a dayandım ben diyor. Enbiya'ya, Evliya'ya dayadım sırtını diyor. Peygamberim Muhammed Mustafa'dır diyor. Ve onun efendim varisi Akşemseddin Hazretleri'ne arit alayım diyor Hazreti Fatih. Sırtını oraya dayadı. Dayadı ama genç sultan neler yaptı değil mi? Bir çağ açtı, bir çağ kapattı. Ve Konstantiniyye'yi Müslüman etti efendim. Yine dediği üstüne bak. İnsan hiddetleniyor yani. Nasıl diyebilirsin ki Hazreti Fatih Hristiyan? Diyor işte. Böyle halbuki burası Türkiye. İstanbul'umuzda yaşıyoruz burada sallallahu aleyhi ve sellem. Buna beyler bizler şimdi işte biraz evvel dedim ki bazıları sırfını bilmem nereye dayalıyorlar. Biz de Evliyaullah'a dayalım sırfımızı değil mi? Hazreti Fatih nasıl dayandı sırfını? Resulullah Efendimiz'e, Eshab-ı Resulullah'a, Varis-i Enbiya'ya, Evliyaullah'a, Mürşid-i Kamillere sırfımızı dayayalım. Onlara rabıtalanalım, Kabe'ye rabıtalanalım, Kur'an'a rabıtalanalım, Evliyaullah'a sırfımızı dayayalım. Dayadık mı o zaman bak seni yenebilir mi evet? Yenebilir mi sefer? Bir daya sırfını bak. İşte Hazreti Fatih bunun bir misalidir o. Bir tane misal. Kaç tane anlat anlatabildiğin kadar. Biz de ne yapalım şimdi? Biz de demek ki Resulullah Efendimiz'i, dinimizi, imanımızı, Eshab-ı Resulullah'a, varisin diye sırtımızı dayayacağız. Mürşid-i Kamillere, ustazlarımıza rabıda yapacağız. Dayanacağız sırtımızı. Ondan sonra bak bakalım sana da neler olacaktır. Senin üzerinde de ne kadar güzellikler gözükecektir. Evet. Güzellikler gözükecektir ya. Evet. Evet biz Müslüman Türk milleti. Ecdadımız malum. Ezan-ı Muhammed'i okundu herhalde. En iyisi dua edelim. Yani duaya çok ihtiyacımız var, ifade var. Tabii düşmanlar da var, dostlarımız da var, düşmanlarımız da var. Ya Rahman Rahim ve Ekrem Ekrem'in delalette kalmış olan ümmeti Muhammed'e Ankara'yı bu zaman hidayeti kamile nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerde yatan ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Ali Selçuk, Ali Osman'a, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerine rahmet eyle ya Rabbi.
devletimizi, askerimizi, hükümetimizi, devlet reisimizi ve bizleri düşmanlarımızın, din düşmanlarının şerlerinden hüsima eyle ya Rabbi. Cümlemizi cennetin ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Karayeli Birliği Müslümanlık yaptı ya Rabbi. Çok çok zekat verdi, çok çok hayran sanat yaptı ya Rabbi'l alemin. Sıhhat ve afiyet üzerinde bizleri yaşat ya Rabbi. İmansız bizim huzuruna çıkartma ya Rabbi. Dinimizi, imanımızı muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Cümlemizi cennetin ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. İstedik duana bi hürmet seyyidin Resulillahi Teala'l-Fatiha.